Hüseyin Bey merhabalar. Merhaba. Ali Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Hayırlı fuarlarınız olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler, bizdeyiz. Ben röportaja üstadla başlayacağım müsaadenizle. Hüseyin Bey, sizleri biraz tanıyabilir miyiz kısaca? Bu sektörle tanışma hikayeniz nasıl gerçekleşti? Bu sektörle hikayemiz 2011 yılında. Daha öncekinde döküm sektöründeydim. Onunla bu işle ilgili bir durumdan dolayı ansızın bu işin içinde bulduk kendimizi. 2011 yılından bu tarafa da tarım sektörüne hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet, oğlunuzla berabersiniz. Evet, oğlumla beraberim. Oğlum küçüklüğünden beri sağ olsun beni yalnız bırakmadı. Hani boyunuz kulağa geçer derler, o oldu. Çok kızım da aynı, benim yanımdalar, aile şirketiyiz. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim hepsine. Sağ olasınız. Yani ne güzel, güzel bir sektörün içinde düştük açıkça. Evet. Ve biz de çok güzel şekilde müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Harika. İkinci kuşağı çok kısa tanıyacağım. Ali Bey'e de söz vermek tabii ki istiyorum çünkü. Sizleri de tanıyalım mı Ali Bey? Buyurun. Ben de kendimi servis konusunda öncelikle geliştirdim. Zaten en büyük avantajımız da servisin kendi bünyemizde olması. Sattığımız bütün ürünlerin arkasında hem yol yardım olarak hem de tamir bakım olarak yardımcı oluyoruz. Ayrı zamanda diğerlerinden bir tık önde olmamızın sebebi hem servis hem de eski ürünü alıyoruz. Farkını alıp yeni ürünle takas imkanlarımız oluyor. En büyük avantajımız. Geri dönüşüm de sağlıyorsunuz, geri dönüşüm aslında bir nevi, değil mi? Onu anlıyorum ben. Evet evet, geri dönüşüm de sağlıyoruz. Evet, bu istikrarın sırrı ne peki? Başarınızın sırrı, yani hizmet sektörü zor ya bir iş sonuçta. Ya şimdi başarının sırrı demek sadece sizin kendinizde kaynaklanmıyor. Tabii ki siz işinizi seviyorsunuz. Karşınızda sizden hizmet bekleyen insanlar var. Teke tek de olsa, toplu da olsa istişarelerden birbirinize güzel yaklaşımlar, onların isteklerine hizmet, cevap veriyorsunuz. Cevap verebildiğin zaman bu da sizi daha fazla teşvik ediyor. Bu zamana kadar çok şükür, yani tabii ki insanız, hatamız olabilir ama bu zamana kadar sektörümüzde güzel bir yer aldık kısa bir sürede. Evet. Fuar nasıl geçiyor? Fuarları özlemişiz şahsen. İki fuar, yere katılamıyorduk biz de. Fuar bir 3 gün önce Cuma, Cumartesi, Pazar Biga Fuarı'ndaydık. Evet. Orayı bitirdik, toparladık. Yeniden Bursa Fuarı'na başladık. Şu an ilk günü olmasıyla gayet güzel. İnşallah bütün katılımcılara bereketli bir fuar olur. İnşallah. Gerçekten hareketli ve nokta kişiler geliyor gerçekten. Daha açılış yapılmamasına rağmen çok ciddi bir güzel geçiyor. Rağbet var gerçekten. İhracat var mı Ali Bey? İhracat 2 senedir yavaş yavaş başladım bana da. Yavaş yavaş gelecek. Son soruyu ben babaya soracağım, tamam, müsaadenizle. Hüseyin Bey, şöyle bir geriye dönüp bakın. Hedeflediğiniz yerde misiniz? Turunç tarım olarak ya da bundan sonra turunç tarımın hedefinde, projelerinde neler olacak? Kısmetse tabii. Ya şimdi hedef derken tabii ki şimdi artık hedefimiz insanlara, müşterilerimize nasıl daha iyi hizmet verebilmek. Tabii ki ne kadar büyüdükçe, şimdi ağaç ne kadar büyürse o kadar fazla meyve verir, o kadar çok toplum da faydalanır. Her geçen yıl artık değişimlerimiz başladı. Oğlumun dediği gibi teknoloji servis gelişiyor mesela yani. Tabii ki. Yani bir de şu var, hani tarımda artık dip diye bir şey yok. Yetişemiyoruz açıkça. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için servis bölümümüzü kurduk. Oğlum o bölümle ilgili. Evet. Artı imalatlarımız kendi bünyemizde onlar başladı. Bu imalatımız başlamış sebebi de yine müşterimize daha uygun rakamlarda, daha uygun fiyatlarda yardımcı olabilmek. Hani müşterimiz bizden ürün aldığında kapı kapı dolaşmadan bir telefonla gerekirse kendisi bize gelir, gerekirse biz telefonla ayağına kadar gideriz. O konuda çok çok net açığız. Tabii ki ille bir hani arada sırada bir konuşmalar olabilir. Yeter ki yüz yüze konuşalım insanlarla. Telefonla konuşmayla bir şey anlaşılmıyor. Yüz yüze konuştuğumuz zaman her zaman için anlaşılmayacak da insanlar arasında bir şey yoktur. Evet, biz bir yolda başarılar dilerim sizlere. Teşekkürler. Teşekkürler. Son bir teşekkür mesajınızı alalım buradan müşterilerinize, tüm Türkiye aslında. Tabii ki. Sonuçta biz buraya geldiysek yine müşterilerimizin sayesinde, onlarla güzel irtibatlar halinde. Yine de Çalı yolu üzerinde, Nülüfer'de iş yerimize, bütün müşterilerimizi, eşimizi, dostumuzu bekliyoruz. Hizmet vermeye de en iyi şekilde devam ediyoruz.
Biz de herkesi buraya davet edelim. En azından bir çay kahve içerler, bir tanışmış olurlar. Tabii ki, tabii ki. Çayımız kahvemiz çok şükür. Evet, çok şükür. Bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Teşekkürler. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum sizlere. Ali Bey ve Hüseyin Bey. Başarılarınız daim olsun her zaman. Biz de sizlere teşekkür ederiz. Böyle bir imkanları bize sunup insanlara bizi daha iyi tanıtmak. Çok büyük keyifti çünkü burada ciddi bir emek var. Evet. Çiftçi evet. Çok önemli. Çiftçi olmadan, tabii ki, üretim tabii olmadan ki, hiçbir şey olmaz. Evet, doğru. İnsan olmadan bir şey olmuyor ya. Evet. İnsan olmadan. Hoşçakalın, çok sağ olun. Teşekkürler, iyi çalışmalar. Sağ olun.